Gıda enflasyonu TÜİK verilerinde bile %93 oranında artık. Antalya Ticaret Borsası da hal fiyat endeksini açıkladı. Endekse göre bir yıl içinde hal fiyatları da %95 oranında yükseldi. Nazlı Yere Basmaz ve kameraman Çağlar Güner, Antalya'da taze sebze meyvenin kalbinin attığı yerde Antalya halindeydi. Tüm Türkiye'ye ürün gönderen halde fiyatların neredeyse %100 oranında yükselişinin sebeplerini hem üretici, hem pazarcı, hem hal esnafı anlattı. Gel adam bunda. 5 Temmuz sabahı 7 lira karalan. Evet başka. Beyaz ana 4 lira. Kavun var arkanızda. Kavunlar var. Kavunlar 6 lira kilosu. Kereviz var. 20 lira kilosu. Kilosu 20 lira. Halden çıkıyor. Halden çıkıyor. Domates, biber, patlıcan, salata, kabak, sıra. Her şey. Kaliforniya, her şey var. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar biraz pahalı ya. Neden? Çiftçi ekemiyor bu saatten sonra artık. Çiftçinin ekemediği, hem ürün miktarının hem de kalitesinin günden güne düştüğü gerçeği ve TÜİK rakamlarında tüketiciye %93 olarak yansıyan gıda enflasyonu, Türkiye sebze meyvesinin can damarının attığı yerde Antalya'da da gösteriyor kendini. Saat sabah 3, Antalya'da sebze meyvenin kalbinin attığı yerde haldeyiz. Antalya Ticaret Borsası da sebze meyvedeki bir yıllık değişim oranlarını açıkladı. Buna göre hallerde meyvenin fiyatı %90, sebzenin fiyatı %95 oranında arttı. Öyle bir artış oldu da bunun yanında ilaç fiyatları, gübre fiyatları, mazot fiyatları. Yükseliyor %90-95 de şöyle bir şey var. Bu senenin 10 lirası geçen senenin 3 lirası. Paranın değeri kayboldu, maliyetler yükseldi. 15 liralık poşet 50 lira oldu. Ben buraya Bucak'tan Antalya'ya 100-150 lira mazot yakıyordum, 5-600 lira yakıyor. Kamyonları mesela bu pazarcı, Afyonlu pazarcısı arkadaş. Ona soracaksın galiba ne kadar mazot yaktığını bir Afyon'dan gelip gidiş. Hadi sorayım o zaman. Afyon'dan gelip gidiyorsunuz. Evet. Afyon'dan Antalya'ya geldiniz. Ne kadar mazot yaktınız? 2 lira mazot yakıyor. 2 milyar. Yok yok gülüm yani. Yok öyle yani. Zaten bizim Korkuten'den gelip gitmemiz masrafımız zaten 600-700 buluyor. Bizim de işlerimize yansıyor. Bak gördüğünüz gibi. Müşteriler alamıyor. Alım gücü yok. Pazarda satamıyorlar. 15 abi. 15 olan? Biber. Mazot parası, vergiler, eleman parası. Yani bunları çevirebilmek için çok büyük bir mücadele var. Haldeki büyük mücadele sıkı pazarlıklara da yansıyor. Alıcı fiyat düşürmeye, satıcı ürünün değerini korumaya çalışıyor. Ki üreticinin maliyeti TÜİK'in hesabına göre de bir yılda %138,31'e ulaştı. Patlıcanı 5 liraya aldım, domatesi 3 liraya aldık. Kaç liraya satacaksın? İkinci kalite domates. İkinci kalite domates ama. 5 lira, 6 lira çektiğine göre yani. Pazar bilir onu, biz bilemeyiz. Gece geç saatlerde hale giren kamyonlar günün ilk ışıklarıyla halden ayrılıyorlar. Gördüğünüz gibi her yer kamyon ve hepsinin deposu motorinle doluyor. Sebze meyvenin üstündeki en büyük maliyet yükü de mazot. Ağzını açtırmayın. Antalya halinde komisyoncular şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ya bizim suçumuz yok bunda. Akaryakıt ücretleri, komisyon girdiler, o ambalaj maliyetleri falan. Yani her şey arttı biliyorsunuz. Attığımız adım her şey maliyet. Biz simit alıyorduk 1,5 liraya. Oldu 5 lira 7 lira. Çay içiyorsun 5 lira. Ya onların da maliyeti arttı. Yani kime ne diyeceğiz?